Bu karşılaşmanın ikinci maçındayız. 1-0 DK geride seconds şu anda. Direkt Zayı banlandı. Enigma banlandı yani. Zayı'nın en iyi oynadığı hero'lardan birisi. Ve Evil Genius'tan Brewmaster ve Shadow Shaman banları var. Reserve time. İlk phase'de banlanması gereken hero'lar arasında EG'de artık herhalde Death Prophet yoktur. Yani önceki oyunlarda banladılar mı? Banlamadılar. Yok. Evet, Bak aldı bir oyun ne oynandı hatta. gelecek söyleyeyim mi? Söyle. Tinker gelecek abi. Razor geldi. Aa, tüh be. Tutmadı. Yani Lycan'ı yalnız gerçekten kimse bırakamıyor. Abi bıraktı mı da ne olduğunu görüyoruz ya. Bırakılmasın yani. Hayır ya, o zaman şey yapsalar. Hani nasıl desem? Takımlar anlaşsalar mesela. Abi Lycan'ı biz banlıyoruz ama Tinker hayır, Lycan'ı biz banlıyoruz ama bir tane ban hakkımız gidiyor. Siz de ne bileyim random bir şeye banlayın. Broodmother banlayın mesela. gelecek Böyle bu ya. şekilde Çok anlamlı. anlaşabilirler. Ne var abi, Çok güzel haksızlık yani. arada. Ben Lycan'ı banlayan takımı bakıp hep şeyi düşünüyorum. Ulan adamlar Lycan'ı banladılar. Onlar banlamasa karşı banlayacaktı yani. Boşu boşuna ban hakkını harcamış gibi geliyor bana ve üzülüyorum. Ve Zaten bu Sky. turnuvadan sonra Lycan sağlam bir nerf yiyecek. Faceless Void. Oo. Eski kombolara döndüler abi. Evet. Geliyor eski kombolar abi. Lycan'ın yiyeceği nerf'ü aşağı yukarı sana söyleyeyim mi? Oldu abi. Howland'da kendi ünitelerine ve kendine verdiği buff aynı kalacak büyük ihtimalle. Diğer üniteler, hero'ların çıkardığı üniteler ve diğer hero'lara verdiği buff'ta bir değişiklik olacak. Kesinlikle öyle bir nerf olur diye düşünüyorum ben. Çünkü gerçekten fazla OP ya. Vur, çok kötü vuruyor abi. Gerçekten de öyle. Nature's Prophet var, Faceless Void, Skyrat Mage eski kombolar. Aynı şekilde yani eski dediğim turnuvanın başından kalma kombolar. EG'nin çok kullandığı bir komboydu. Void'i gerçekten bu turnuva boyunca en iyi oynayan oyuncu oldu. Death Prophet'i banlamalarına gerek var mıydı bilmiyorum açıkçası. Alınabilirdi yine de. Void'le o da kombolanabiliyor. Aynı Tabii ki şekilde de kombolanıyor ama yani. İşi garantiye almak istediler diye düşünüyorum. Jakiro banı. Jakiro. Jakiro yalnız geçenlerde hangi takım kullanmıştı? Newbie sanırsam. Ya push'ta öyle efektif oluyor ki hani beklemezsin ya. Jakiro lockdown hero'su işte ne bileyim AoE hero'su falan filan dersin. Hop bir Liquid Fire atıyor. Liquid Fire'ı dörtlüyorlar direkt olarak. Bu arada Artizi banlandı. Şimdi kendi takımından banlandı Evet. Biz oynamıyoruz, bari oynatmayalım dediler. Artiz. Peki Zayi için bir Sand King gelir mi? Ben onu diyecektim tam da. Bence gelecek ya. İhtiyaç var mı? Five Çünkü daha bir seconds remaining. mid game üzerine oryante bir oyun olacak gibi geliyor. Reserve time. Galiba. Void ve Sky her zaman can yakar. Her zaman. Ama Void'in Kronos'u dışında kaldın mı? Void'e bir şey yaptıramazsın abi. Yani öldürsün Void'i. Sky'ı da öldürsün. Venom Venomancer. DK hala alabileceği hero'lar arasında Invoker var. İyice bir Chrono kombosu izleyelim mi diyorsun yani? Neden olmasın? Ağzına vurulan. Neden olmasın? Invoker her türlü gelebilir halen. Ancient Apparition gelebilir. Ten Başka kim gelebilir? seconds remaining. Nice gelebilir. Reserve time. Ben hala Invoker bekliyorum DK'den. Bir şans daha verecekler bence. Windranger at your Wind service. Ranger. Evil Okey, şaşırtıcı bir geniuses pick. turn to pick. Peki bu Wind Ranger'ı yine Ice mi oynayacak yoksa support bir Wind Ranger mı? EG go Doom ya. Tataba yapma, Doom geç. Yalnız Doom geçen oyun banlanmadı da alınmadı da. Evet, piklenmedi.
İlginç. Meta'ya karşı çok çıkıyorlar şaşırtıcı. resmen. Ya abi çok şaşırtıcı, ciddi ciddi yani. Hani Meta, belki Meta'ya baş Like'ın kaldıranlar. Banlanmasa, Like'ın banlanmasa belki Like'ın da piklenmeyecek. Hı. Adamlar... Onu pek sanmıyorum ya. Like'ın piklenir abi. Piklenir de yani, tahmin sadece. Belki olabilite. Mushi Windranger midde. Belki. Olabilir ya. Mushi Windranger izleyebiliriz. Razer'ı da dövebilir. Bunun şansı var. Evet. Şu anda benim beklediğim hero'ları sayayım mı? Evet. SK'yi bekliyorum. Ursa bekliyorum. Ursa hala gelir. Haydi. Sayacakların içinde bu garanti yoktu, onu biliyorum. Hakikaten yoktu. Niye? Bu soruyu sorma Ahmet. Kimse bilmiyor şu anda. Ya bak, oyunda Viper falan olsa anlarım ama şu anda silebileceği tek şey Abonic Shield mıydı neydi? İsmini de değiştirip Aphotic. Aphotic Shield'da silebileceği tek şey var. O da Skyrat'ın Silence'ı. Peki buna cidden ihtiyaçları var mı? Alacakları diğer picklerde göreceğiz. Reserve time. Ya çek Artizia, çek Morphling'i, çek OD'yi, yapsın farmını. Yani bir Razer Artizia daha izleyebiliriz ama Mason'a da oynatabilirler. Timbersaw. Oo. Ice Sov. Büyük olasılıkla. Mid'de Mushi Ranger. Biraz Timbersaw'dan bahset bana. Timbersaw efsane güzel bir burst damage olan, Timberchain ile çok iyi mobility'ye de sahip olan, oradan oraya kaçıp aynı şiddette sağlam bir damage vuran ve aynı şekilde de ölmeyen armoru sayesinde. Evet, şu anda çakramın gücü ve slow'u yani... Ne diyebilirsin ki? Timbersaw tam bir hero ya. Şundan da bahsetmek lazım. Timbersaw'un yediği nerf aslında Timberchain'le, yani o zıpladığı skilliyle ağaçlara tutunup zaman stun yiyince uçamaması. Eskiden stun yediği halde bağlandığı ağaca zıplıyordu. Şimdi stun yiyince zıplayamıyor ama sorun şu ki EG'de stun yok. Ve geldi stun. Ne geldi? Artizi. Artizi Dragonite çok büyük ihtimalle. Twitter'ı kontrol edecekmişiz. Et bakalım Twitter'ı kontrol. Maç sırasında kontrol edemiyoruz arkadaşlar ama özel istek üstüne şu anda bir kontrol edebiliriz. Açıkçası banlanması gereken hero'lar arasında offlane, safe lane bir tane support banlamaları lazım istemedikleri. Protector belki. İstemedikleri supportlar arasından birisi olabilir. Onun dışında Shadow Demon olabilir. Aklıma da başka bir şey gelmiyor açıkçası. Şu anda karşılarında görmek istemedikleri. Vengeful? Witch Doctor? Really? Gerçek haklılar yani, evet. Daha fazla stun istemiyorlar. Dragon Knight şu anda son stunlar olsun istiyorlar. SK halen içeride, havuzda halen piklenebilir. Sand King. Windranger'ın support olma şansı var. Büyük ihtimalle midde oynayacaklar ya. Alchemist bana geldi. Team DK's turn to pick. Team Timbersaw'la Nature's Prophet birbirlerine rivalmış bu arada. O da elimize ulaşan bilgiler arasında chat'ten. Shaker. Shaker mı SK mi? Sand King diyorum ben. Sand King coming. Abi direkt yalnız hepimizi iptal edip
İğrenç bir pick alacak değil mi? Shadow Demon ya da ne bileyim bir Lina, Leshrac falan böyle saçma sapan bir şey çekip okey görüşürüz diyeceğiz biz yine. Pick alacağız biz de burada. Enchantress var hala havuzda. Yine almayı tercih ederlerse. Enchantress da çok efektif bir hero. Özellikle early'de çok iş yapıyor. Al işte. Abi. Evil geniuses turn to pick. Al işte. Al işte. Abi. Sen sunar mısın bu maçı? Ben gidiyorum. Bırakıp gidiyorum ya. Ben gidiyorum. Abi Kunkka ve Silencer pickleri ne? Yalnız Silencer Void'in canını efsane yakar. Ben gidiyorum. Of. Yine güldürdünüz bizi son picklerle ya. Yine güldürdünüz. Yani şu support Kunkka olma şansı var. Ki öyle olacak. Evet öyle. ESL One'da ilk kez IG'nin şu an üzerinde denediği bir taktikti. uçan gemiler. Uçan gemiler ve kürekler. Silencer, support silencer olacak. Ve Zay oynayacak. Böyle ilginç supportların hepsini Zay'ın oynaması da ilginç değil mi? Çok ilginçli bir şeyler oldu ama. Bu fazla ilginç ya. Okey. Bu arada sabah 5'te şunu da belirtelim. StarCraft sevenler illaki vardır aranızda. Şu anda hardcore e-sporlardan birisini izliyoruz. Dota'yı izliyoruz ve StarCraft sevenler varsa aranızda ki ben izleyeceğim büyük bir ihtimalle. Sabah 5'te Intel Extreme Masters Çin'de düzenlenen turnuva şu anda. StarCraft maçları var onun. Sabah 5'te ve yine Base TV'de olacak. Takipte kalırsanız, izlemek isterseniz memnun oluruz. Ben izleyeceğim. Ben açıkçası Türkçe StarCraft stream'i hiç izlememiştim. StarCraft stream'i çok izlerim. Hatta bugün yayına girmeden önce yine StarCraft izliyordum. IEM değildi yalnız. Neydi o? Başka bir turnuvaydı. Neyse. Yani izlemenizi tavsiye ederim. Ve let's go. Başlayalım maça da. Bu arada şöyle küçük bir şey olarak da Ice Ice Ice'ın setini umarım görmüşsündür diye tahmin ediyorum. Abi sırayla geçeceğim işte. Ice Ice Ice'ı da geçerken öperiz herhalde. Radiant tarafında EG oynayacak. Baden oynayacak kişi PPD. Adeta ciddi bir oyuncu kendisi. Mason Razor oynayacak. Nature's Prophet Universe tarafından oynanacak. Offlane'de support Zayi Silencer izleyeceğiz. Good job Silencer. Ve Artizi midde Dragon Knight oynayacak. O elindeki sopa nedir yalnız? Ben abi yeni gelen. Bir aa yeter. Yeter ya her şey. Son 2-3 gündür yeni gelen chest'te. Son 2 gün önce 700 küsur yok 270 küsur bir update oldu. Onda gelen 2 chest'ten birinde. Tamam. Ben mevcut takımları anlatmaya devam etmek istiyorum. Buyur. Dire tarafında DK'de Mushi. Midde Wind Ranger, botta hareketler var. Oraya da bakacağım şimdi ama. Lenem support. Kunk oynayacak. Shadow Blade var onun da elinde. Timbersaw. Ben bunu görmüştüm bu arada. Ice 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 tarafında safe lane'de oynanacak. Burning Faces Void oynayacak. Ve son olarak MMY Skyrat Mage olarak oynayacak buradaki agresif try lane'de. Neden agresif olduklarını sorma. Açıkçası anlayamadım. Bayağı bir dayak yedi MMY. Oy. Evet hemen Aphotic Shield da geldi. Yanlış okumuyorum inşallah. Evet Aphotic Shield yani Termini Die. Termini. Yalnız iki tane rival hero'yu aynı lane'e koymaları da iyi olmuş. Devamlı atışacak Nature's Prophet'la Timbersaw ama fazla aksiyonlu bir lane olmadığı için muhtemelen şey yapmayacağız. Oradaki atışmayı duymayacağız. Kill dönerse duyarız belki. Evet, Burning'in farmı fena değil açıkçası. Mason'a karşı. Mid'deki karşılaşmada aslında Mushi başlarda biraz geri kalabilir ve sonra çok iyi yakalayacaktır diyecektim ki aşağıda olaylar. Fakat ona rağmen başta da iyi şu an Mushi'nin farmı. Biraz damage almış olsa bile. Yukarıda Ice Ice Ice
biraz zorluk çekiyor sanırım. Ama aşağı yukarı aynı gidiyor şu anda Universal Size farmları. Invisibility alan bir Kunkka var. Yukarıya da TP geldi direkt MMY'dan. Büyük bir ihtimalle First Blood göreceğiz. Bir item mı verecek oradan? Yok. Smoke basıldı. Ve heyecanla evet. Bekliyoruz. Gelecek. Slow. Range'i çok yüksek. Çok yüksek torrentin range'i. Başarılı değil. Geri çekilmek zorundalar. Olmadı. Hayal kırıklığı. Kalp burukluğu. Ve failed bir gang. Şimdi aşağıda tek başına burning. Aslında PPD'nin bir level slow'a vermesi kill getirir şurada ya. Bakar mısın? Ama vermemiş hocam? Maalesef. Keşke verseymiş. O dalacaklar. Dalacaklar kule altına. Girdi. Ölü. Ölü o. Ölü. Değil. Son anda geldi yalnız o ya. Son anda. Yukarıda bir şeyler oluyor mu bu arada? Bakıyorum şöyle bir. Yukarıda bir durum yok. MMY. Mushi devam edecek. Mushi devam edecek. Stun çok güzel. Yeterli olacak mı? Level 1 Dragon Blood'ı var. Level 1 Dragon Blood'da 2 regen, 3 armor veriyor. Yani OP. Ziyadesiyle OP. Ölümsüz olacak değil mi? Direkt? Tabii ki. Yalnız aşağıdaki push'u görüyor musun bilmiyorum. Aphatic Shield'da vesaire. Güzel bir push geliyor. Ice bu arada Arcane botunu bitirdi. Şu an free farm'da Universe çünkü hissetti bir kere ölebileceğini ve şu anda ormana döndü. Ormanda kasmaya devam edecek. Free farm ve beleş tower demek bu da tabii ki DK için. Bu ne abi şimdi? Yani bu Doktor Timbersol falan mı bu? Ne bu yani böyle Doktor Mario gibi? Denizin buz gibi sularından gelen Timbersol. Gerçekten öyleymiş ya. TP geldi şimdi oraya. Defansif bir şeyler yapacak gibi görünüyor. EG ekibi. Fortify geldi çünkü arkadan tarayan bir Aphatic Shield de etmedi level 2 olmasına rağmen. Yenay gelir mi? Katapult çok vuruyor ya. Neredeyse geliyordu. Lenin biraz atarlandı orada. Bir şey çıkar mı diye bakıyorum ama. Maalesef. Hop. Damage fazla çıkabilir orada Ice'dan. Timber Chain level 2. Whirling Death level 2. Aşağıya hemen bakalım bir Burning'e. Kule trade ya. Yani çok büyük bir olay yok iki takım içinde. Henüz kill yok. Kule trade yaşandı ufaktan. Last hitler falan aşağı yukarı aynı. XP aynı. Gold aynı sayılır. Şurada 200 gold'un lafını yapacak değiliz. Değil mi? Bunların lafı olmaz. Yukarıda neler oluyor? Çok güzel body block geldi ama yeterli değil. Fazla mana harcadı orada. Yeterli olmadı manası. Ya tipik şu anda büyük bir ihtimalle tradisyonel bir şey izleyeceğiz. Nedir o? Bloodstone build'i izleyeceğiz Ice'da. Büyük bir ihtimalle Bloodstone'un diğer parçalarını alana kadar böyle devam edecek. En son işte Arcane Booster mıydı o? Neydi o booster'ın adı? Enerji Booster'ı Arcane Boot'tan çıkarıp birleştirip Bloodstone yapacak. Adeta bir MacGyver. Adeta bir MacGyver şeklinde yapacak. Bu arada yakalanan bir Mushi var ama ölmez orada abi. Body block. O çok güzel body block geldi ama yeterli damage çıkacağını zannetmiyorum. Şimdi bir stun Mushi'den gelir mi diye bakıyorum. Denedi, başarılı değil. Üstüne gelen power shot. Haybe'ye atıldı biraz. Aşağıya bakmak istiyorum. Burning'de bir durum var mı? 6 oldu şimdi. Ultisine verdi. Maalesef manası yok. 6 olması gereken tek kişi MMY ama biraz uzak sanırım. Bu arada EG Mason'da düşüyor. Ne? First Blood geldi bot lane'de. Burning direkt bastı Magic Steen'e. Abi lane'i söyler misin? Bu arada bot lane diye. Bot lane'de. Demedin mi? Bu
Bu arada bot lane demedin mi? Hayır. Bu arada Mason iyice Mason düşüyor dedin. Neyse. Şu fight bitsin oraya da döneceğim. Aphotic Shield Damage öldü. Öldü. Şimdi Ice 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 geldi. Biraz saçma attı ultisini. Fakat hala kill çıkabilir. Kurye alacak orada Artiz'i. Alamadı son anda. Yok. Artiz öldü kader olaraktan. Ben geriye dönüp o fight'ı görmek istiyorum açıkçası. Nerede düşmüştü? Hop. Birazcık daha geri almam gerekiyor sanırım. Mason. Bakalım nasıl ölmüş. Oo çok güzel. Gici satmadı maçı. Daldırın ilk kill geldi. Destur yani. Evet. Karşılıklı 2'ye 1 kill durumu var. Aslında Artiz orada neredeyse alıyordu şeyi. Gerçekten alıyordu kuryeyi. Fakat şu anda DK'in kafasında kurduğu komboyu düşünerek açıkçası neler yapabileceğini anladım. Timbersaw, Void Ulti. Yani bayağı terbiyesizce hareketler yapabilir. Ki geliyor da yani. Ultisi tekrardan. Demiş mi? Dedi mi bot? Aa ben duymadım. Okey tamam demiştin. Okey. Benim suçum. Ben sadece bu arada anladım botu herhalde. Bu arada E.G. Mason'ı duydum. Gerisini duymadım. Orman farmı güzelmiş bu arada. Tidebringer da level 1 verilmiş şu anda Lanham'da. Radiant's top tower is under attack. Açıkçası bir support kunkanın çıkması gereken item nedir tam olarak onu da kestiremiyorum. Silence, stun, haybeye atılan büyüler, Artiz'den gelen bir stun var şimdi. TP geldi. Direkt Artiz'i slowlu. Çok güzel. Geriye çektiler. Arkadan gelen gemi. Herhangi birine çarpacak mı diye bakıyorum. PPD bile kaçmayı başardı. İki taraftan da kill yok şu anda. Ne kadar ilginç olaylar yaşanıyor. Gerçekten. Neler neler atılmadı ki o fight'ta ya. Ve kill çıkmadı. Ve fortify. Mushi'ye silence geldi şimdi. Bu arada bitmiş bir Hand of Midas var. Void'in üzerinde. Burning ne olursa olsun offlane de olsam ben Midas'ımı çıkarım dedi ya. Yani oyunun çoğunda solo oynadı gibi bir durum var. Yine de Midas'ını çıktı dakika 9'da. Geç olsa da bir Midas'ı var şu anda elinde. Artiz'i orada gülmediyse hiçbir şey bilmiyorum ben. Yav he demiştir bence. Evet sence Burning peki nasıl bir Void oynayacak? Aghanim Void diyorum ben. Burning'de. Aghanim Void mi diyorsun? Aghanim Void diyorum. Çatır çutur açacak. Zaten Ice 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 bitirirse direkt Bloodstone'unu çatır çutur atacak abi. Ya yani umrunda olmayacak ultisini. Nasıl atacak? Biraz söylersen. Çatır çutur abi. Çakramı atacak Krono'nun içine. Kalsın burada diyecek. Ben base'e gideyim kalsın bu burada diyecek yani. Büyük bir ihtimalle bunu yapacak bir kapasiteye ulaşır. Bloodstone erken çıkabilirse. Şimdi zaten farmına devam ediyor. Perseverance'da başlayacak. Ardından işte Point Booster vesaire, Vitality Booster. Ondan sonra Arcane'i ayır, al sana Bloodstone. Bir yandan midde de olay çıkacakmış gibi geliyor bana. Devamlı böyle elim mid lane'de. Botta çıkacak, botta. Botta garanti çıkacak da Mystic Flare yok. Gemi var gerçi. Kürek. TP geldi PPD'den. Mason'ı görmüş olmaları lazım. Gerçi gece belki görmemişlerdir ama. Evet, Mason'ı görmediler. Açıldılar şimdi. Ward geldi. Mason Low çok geldi direkt Mason'ı görür görmez. Stun çok güzel. Ultisi yok. Abi gemi her şeyi attılar şu anda. Kill Wind Ranger'da kaldı, Mushi'de kaldı ama her şeyi attılar gerçekten. Yukarıda neler oluyor? Ice Ice Ice! 1'e 3 kafa attı şu anda. Ice 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 kaçma vakti.
Ice 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 oyunda. Artiz Universe ve PPD orada Ice Ice Ice'daki güvene bakarmışsınız. Ya ters taraftalar. Ha tamam da Ice Ice Ice... Ice 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 Raiden tarafındaymış gibi şu anda. Adeta güvendi ya. Crypt Bane'in gitmesi, Crypt Bane'in gitmesini engelliyor. Ama hani bir işe yaramadı. Farmı gayet net bu arada Ice Ice Ice'ın. Aşağıda neler oluyor? Burning'in ultisi var. PPD'nin birazcık açılmasını bekliyor. Stunlık var mı manası? Var gerçekten. Universe öldü neredeyse bu arada. İşte abi Timber. Ya Timber'ın çok damage'ı var ya. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Yani manası mid'de yetse... Mid'de bu arada olacak fight. Neyse, aynen ben de ona bakıyorum. Da... Hop ulti. Evet, Zayı yakalandı. Zayı'ya geçmiş olsun da arkasından bir şey gelecek diye bakıyorum. Mason tek başına. Ice 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 farmına devam ediyor. Yavaştan bir şöyle bir item turuna bakalım mı ilginç bir şeyler çıktı mı diye. Bakalım bakalım neler var neler yok. Şöyle. Abaddon'da bir şey yok. Tranquil'i var şu anda. Bir yandan da bakıyorum acaba orada Sky yakalanacak mı diye. Mason'da bir şey yok. Nature's Prophet'da ayaklı hastane var şu anda. Mecha var. Silencer'da Urn var. Artizi'de bir şey yok. Direkt BKB rushlıyor gibi görünüyor. Windranger, Mushi henüz. Onda da Mecha ve Facewood var sadece. Lenim'in bu kadar erken arkane çıkması da ilginç aslında. Beklemezdim. Point Booster'ına yakın. Ice 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 yakında. Bloodstone'a doğru gelken açabilmiş olacak. Burning'e bakıyorum. Burning de gayet güzel erken midasıyla farmına devam ediyor. Erken sayılır aslında yani hani farmı biraz olsun engellenmiş ve zor bir laning safhası geçirmiş bir Void'den bahsediyoruz. Bu arada PPD yakalandı ama devamı gelmez. Gelse bile 6 oldu şu anda PPD. Evet, Aphotic Shield'ı şu anda push gücü olarak kullanıyorlar. Ve slow'u vermedi hiç. Vermeyecekti zaten. Early de iş yapan bir skill o açıkçası. Yani vereceğini düşünmüyorum. Hani early de vermediyse şu an vermesinin bir anlamı yok. Bir getirisi yok. Zaten level 1'de verdiği slow nedir? %5 yani. Çok bir önemi yok açıkçası. Hadi artık botlar çıkıldığı için. Tabii yani önce de hani bot olmadığı bir anda verdiği zaman lane'de etkisini gösterebilen bir skill ama onun dışında meh yani. Oyunun şu dakikalarında iş yapmaz. Bir an önce 6 olması gereken kişi şu anda MMY. 6 olmak zorunda. Geç bir Midas Universe'den geldi. Bir Midas da zannedersem Mason'dan gelecek. Ona mı biriktiriyor ne yapıyor bilmiyorum ama. Şu elindeki Close of Faith başka bir şey için kasılmış olamaz diye düşünüyorum. Maelstrom mu çıkacak yoksa? Çılgınlık. Stun denemesi başarısız. O yalnız yine de girdi oraya. Ice Ice Ice. Ice Ice Ice. Silence. Ve öldü. Ya çok damage çıktı ya bir anda. Mushi, TP. TP'yi bozamazlar ama damage yeter belki diyecektim. Yetemedi. Ice Ice Ice'in eriyip gittiği sahne. En azından bak point booster'ını almış. Fazla bir para kaybettiğini bu zannediyorum. Bu arada toplayında da Artiz yakalandı. Abi her şey attılar. Abi. Her şey attılar yine de. Dead tankiness ya. Böyle bir tank olamaz. Level 4 Dragon Blood. Ölmüyordu neredeyse yani. Çocuklarını bastı. Beni biraz zor öldürürsünüz dedi ya. Botlayında da o tower gidecek. Öyle görünüyor büyük bir ihtimalle. Oh, Mushi'nin başı belada olabilir. Çok güzel bir stun geldi. Şimdi orada gelen kişi çok önemli. Ice Ice Ice. Gerçekten can yakabilir. Zay. Yeterli olacak mı damage? Oldu. Şimdi PPD'nin ultisi açık. Bir stun mı gelecek mi Mushi'den? Cooldown'da. Cooldown'da. Şuradan bu şekilde kill almaları DK için çok önemli. O neydi abi? Ice. Hangisi? Mason'ın mı? Ice Ice Ice'ın. Da...
Okey. Havada uçan bir ateş topu gördüm bu arada. Mason yakalanacak yalnız. Mason istiyor artık ya şeyi. O death damage. O çıkan damage üzerinde bir de earn var. Evet bir yani şey Bloodstone'a rushlamadan önce şöyle earn üzerinden bir U dönüşü yapmış Ice 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 yolu uzatmış. Bir bildiği vardır herhalde. Öyle düşünüyoruz. Şimdi mana basacak manası yok. Bu da oyundaki en iğrenç dilemmadır bu arada ya. Mana basacak mananın olmaması ne demek? Yani Tam bir arkaya mı? iksinçlik ya. Mana basacak manası yok. Okey. Faces Void Ults var. Her an her şey yaşanabilir. Gerilerde bekleyen bir PPD var. Bu sefer akıllandılar herhalde. Faces Void Ults'ı olursa ne yapacaklarını biliyorlar. Arkaya TP atan zannedersem. O mu? Evet, Burning. Direkt manası da Çok arkaya gitti dolduruldu. ama ya. Yok, öne atlayamazdı açıkçası. Çok belli ederdi. Yapacaksan bir işi obvious yapmayacak şimdi. Ürkütme kuzuyu. Artizi alsalar yeter. Artizi. Silence var mı? Silence var. Zıplar zıplama Silence gelirse kötü. Gelecek mi? Silence geldi. Artizi yakalandı. Fakat Silence var. Silence'ın geçmesini bekliyor Burning. Zıplayacak. Ultisini kullandı şimdi. Hem Mason'ı hem Artizi yakaladı. Mason paramparça oldu. Artizi'nin üzerinde Apotic Shield var. Bir stun denemesi başarılı değil. Artizi taramaya başladı şimdi. Burning çok güzel bir mecha kullanıldı. Burning kurtarıldı. Artizi çok fazla damage yiyor. Ice Ice Ice. BKB'sini açmış olan Artizi'den kaçmaya çalışan bir DK takımı. Ice 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 çok güzel kırdı orayı ama ne manası kaldı ne başka bir şeyi. Ya bu fightlar ilerledikçe yalnız şöyle bir şey var. Çaktırma da. Intelligence'ları bitiyor. Evet. Yok gülme yani bak. Evet, 40... evet yok ben şey yapamadım ona. Evet, Az doğru. önce 43 intelligence'ı vardı. Şu an 41 intelligence'ı var. Bunun gibi 4 kere ölse bitti yani. Hani 2 tane Timbersaw'u çöpe atmış oluyorsun. Şakası yok bu işin. Evet, Timbersaw bu konuda düşünmemiştim bak, evet. 90 mana 2 tane Timbersaw'u atamayacaksın. 2 kere 3 kere daha böyle ölürsen. Eksi 2 eksi 2 yiyor şu anda. Eğer ki fight kaybetmeye başlarsa DK EG'nin avantajı ne olacak? Ve hatırlarsam bak geçen seninle bir pub oyunu oynamıştık. Evet. Support Silencer hatırlıyor musun? Evet, 3 tane hatırlıyorum. fight kazandılar. Herif kamyon gibi vurmaya başlamıştı. 76'ydı galiba en son. Yanlış Aynen. hatırlamıyorsam Aynen. intelligence'ı. Ya Kamyon gibi çok kötü vuruyordu. vuruyordu. Ciddi ciddi. Support'tu. Ama pek support'tan da Artizin'in şeyi başı belada kalmamıştı. olabilir. Dönüp bir stun atmaya yeltendi Bu arada Artizin. top lane'de de Universe yakalandı. 5 tutacak mı? Death Öldü abi. 5'e gerek kalmadı. Evet, Burning ilk Aghanim çıkmadı bu arada. Mom çıkmış direkt olarak. 5 tutsaydı orada en azından Krono'yu harcamayabilirdi. Evet abi sonunda ittirdi Mason ve sonunda şu Midas'ına kavuştu yani. Yanda. Zorladı. Ultisini ormanlarda açtı. Ve Midas'ına kavuştu. Ama Ice 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 da aynı şekilde Bloodstone'la İşte kavuştu. şimdi Ice Ice Ice'a kill vermeyeceksin. Ice Ice Ice'ın etrafında kill dönmemesi lazım. Aynı şekilde Zayn etrafında kill dönmemesi lazım. Yani şu gelecek fight'ları kim kazanırsa avantaj o yöne doğru inanılmaz bir şekilde hareket etmeye başlayacak. Şimdi stun geldi Artizi'den. Mushi'nin üzerinde bayağı bir büyü bir şeyler var. Öldü. Patlayacak o. Skill verecek. Öldü. Şimdi gemi iki kişiyi yakaladı gerilerde. Ice Ice Ice'dan çalınan bir 42 damage var. Bununla da tower'ı kolayca alabildiler. Tabi level 1 Dragon Form tower düşmanı biliyorsun. Artizi sınır tanımadı yalnız. Direkt Artizi giriyor abi. death giriş yani. Ve Kuleyi aldı. aldı abi. Radiant's top tower is under attack. PPD bu arada ultisini açtı. Devam ediyor hala abi. Yok geri dön. Vites yok bizde R yok dedi. Zaten turnuva öncesinde de ya birincilik ya da hiç demişti. Yok arkasında böyle bir Abaddon olduktan sonra niye dursun ki?
Sen durur musun? Baksana Ice 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 öldürüyordu yine yanlışlıkla. Dragon formu bitmeden bu kuleyi alacak gibi görünüyorlar. Ultisi var Burning'in. Burning'in ultisi var. Artiz yakalandı, Universe yakalandı, Mason yakalandı. Yakalanmadan önce Silence kullanıldı ve Mecha kullanıldı. Boş bir ulti oldu bu tamamıyla. Boş bir Chrono demek, maçı kaybettin demek. O kadar güzel zamanladılar ki. O Silence öyle güzel zamanlandı ki. O Mecha öyle güzel yerde geldi ki. Yani bak büyü atamıyoruz. Bari tarayarak öldürelim diyorsun değil mi? Sana bir şey diyeyim mi? Zayı Aghanim çıkıyor. Zayı Aghanim çıkıyor. Evet. Okay. Bu çocuk niye böyle aç oynuyor bu supportları? saç gıvrımını yedim. Niye bu kadar agresif oynuyor bu supportları bu çocuk? Vallahi gram fikrim yok ya ama Zayı yani. Evet biz Silence'da Universe'den geliyor. Hiç büyü attırmayacaklar herhalde. Orkid çalışmaları başlamış. Belediye çalışıyor. Abi ulti attığı zaman sömürecek yalnız biliyorsun değil mi? Ve biraz da intelligence'larını yerlerse hani o sömürme bayağı etki yapacak. Bak şimdi ne bileyim Ice Ice Ice'e bakıyorum. 959 manası var. Adam trash oldu bu yani. Bak bu. 959 çok büyük bir mana değil. Regen olsa bile yeterli olacak mı onu da bilmiyorum. Mushi şu an ilginç yerlerde. Ice 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 geldi. Universe'e heal geldi. Her şey geldi ama bildi. Yetemedi. Lerim de oradaydı. I'm fantastic dedi ama yani herhalde Wind Ranger'ın en kötü saçıyla bunu söylememen lazımdı ya. Hakikaten bu ne abi? Cidden ya. O kadar kötü ki. Daha kötü bir saçı var mı ya Wind Ranger'ın? Lütfen bana söyle. Bu ne lan? Abi, ben de katılıyorum buna ya. Bu ne abi? Gerçekten kötü. Sokakta para dilenen Avrupalı punk mısın kardeşim? Öyle bir saç mı var ya? Neyse. Bende de vardı galiba aynı saçtan. Ben de onu kullanıyordum sanırım. Kız neyse, olan kız olmuş bu saç ya. Geldi. Geldi abi. Geldi. Ultiye basacak ve ölecek değil mi? Millet. Şimdi bir de üstüne iyice bir tiksi işlik yapıp refresher gider mi? Kunkka yalnız kozmetik item'ına çıktı bu arada. Shadow Blade orada da hazır. Bot lane'de yakalanan bir yalnız biri var. Beni şaşırtan bir şey oldu orada. X marks the spot'u yedikten sonra apotik shield atması bozmuyormuş abi X marks'ı. Ben bozar diye düşünmüştüm açıkçası. Oo, iki kişiyi uçuran bir torrent gayet güzel. Dediğimi anladın mı? Anladım evet. O bu sanırım bir BKB ile bozuluyor ya. Tamam da apotik shield'ın gerçi ne bileyim debuff'ları siliyor. Debuff olarak sayılmıyor mu yani X marks the spot? Radiant's top tower has fallen. Yok, sayılmıyor. Sayılmıyormuş demek ki. Aynen. Burning bu arada ittirmeye devam ediyor. Şu an EG'nin amacı ne? İnada mı bindi iş? Biz dönmüyoruz, siz dönün mü diyorlar? Anlamadım ki. Evet, ki istenen oldu. İnada bindi gerçekten. Okey, TP sesini duyup geri döndüler direkt. Fortify harcamak zorunda kaldılar. Ve düştü. Phoenix'in ultisi de siliyor denmiş de Phoenix'in ultisi başka bir mentalite. Orada direkt karakter değişiyorsun. Phoenix'likten yumurtaya dönüşüyorsun. O başka, bu başka. Yalnız bir şey diyeyim mi? Burning çok iyi yerde. Abi şu anda ben de ona bakıyorum. Zayı öldü abi. Zayı'nın Silence'a basması lazım. Çok güzel bastı. Burning'den büyük fail ama BKB geldi hemen ardından. Belki bunu mu baitliyordu? Ama başarısız oldu. Burning'den büyük bir hata. Nasıl yaptı bunu? Şimdi bütün takım arkadaşları paramparça oluyor. Boşa atılmış bir Mystic Flare. Lenin üzerinde Silence olacak. İplemediler. Lenin'le zaman kaybetmiyoruz dediler.
Ama damage yok. Creep lazım. Creep vermiyor. Creep MMI yok. Creep vermiyor MMI. Öldü. Nice try. Aa, dağdan taştan gelen bir Shackle vardı orada. Evet, herhalde TP'den önce atılmış bir Shackle. Ben de ne oluyor dedim bir an. GG push'a mı gidiyor şu anda EG ekibi? Heal'lar devam ediyor bu arada. Mason'a da bir heal geldi. Earn Charge var şu anda Artis'in üzerinde de. Mason biraz low, geri çekildi şimdi. Mecha kullanıldı. Silence, Minance her şey atılıyor. Bu arada yakalanan bir Ice var. Zayn'in de bu arada geri dönüyor da. 79 oldu şeyi. 14 çalmış. 14 intelligence çalmış. 10 oh. 4 gidiyor. Intelligence. Gidiyor abi intelligence'lar. Gidiyor tabi. Ice'ın da şeyi stay'i 6'ya düşmüş şu anda Bloodstone'da. Charge'ları. Üzüldükçe üzülüyorum. Hadi bir refresher Zayı. Sen çılgınsın, yaparsın. Vallahi yapar ya. XP farkı oyun başından beri ilk kez EG lehinde. Şu an artı 3000 EG lehine bir XP farkı var. Gold farkı da yaklaşık olarak artı 5000 yine EG lehine. Yani Lenovo'nun Shadowblade'i ne kadar etki yapıyor ki şu anda bu oyuna? Ben anlamış değilim açıkçası. Gram etki etme. Çünkü splash 1 zaten. 1 level. Yani kriti de yok gibi bir şey resmen şu anda. Kriti zaten yok. Ay Shadow Blade'le beraber yani splash damage. Ya Shadow Blade en azından herkese vurmuş oluyor çünkü splash'le beraber eklenip konuyor ama splash olmadığı için tabii dediğin gibi çok vurmuyor. Bu arada ormanı farmlayan bir Mushi var. Mushi ne yapıyor orada? Aç gözlülük abi. Ne yapsın? Adamın işi bu. Adamın işi bu. Şöyle bir bakıyorum ben de. Midden ittirecekler. War Staff kullanıldı orada. Standart edebilmek için. O neydi ya? O neydi lan? War Staff birazcık yamuk oldu bir de War Staff. Neye attı oradan? Nekro falan mı var ya? Bir dakika ben ne kaçırdım? Nekro var. Kimde nekro var? Bir dakika. Yok abi nekro mekro. Oradaki nekro değil miydi o creepler? Anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Benim de beyin gitti şu anda. Çok güzel stun geldi bu arada. Ulti Burning'den Silence kullanıldı. PPD. Yanlış target. Burning sattı maçı ya. Neden PPD'ye saldırdı ki? Artizia'ya döndüler şimdi. En azından Artizia'ya alabildiler. Ama MMY öldü karşılığında. Lenim de ölüyor şimdi. Bushi'nin başı belada. Neden PP diye saldırdı ultinin içinde? Krono'nun içinde. Çok yanlış. Yani saldırması gereken son kişi Abad abi. Son kişi yani ellememesi lazım hatta. Fark etti, ultisi açıldı orada. Allah yanlış target diye. İgnorlaması gereken bir target hatta yani. Ne işin var ya? Zayı'ya bakar mısın? Damage'im var tararım diyor şu anda. Umurlarında değil. Bir stun denemesi var Mason üstünde. Aç gibi şu anda abi. Aç gibi. Ya. Gidemeyecekler. Gidemeyecekler. Abi Silence her şey kullanıldı Burning'in üzerine. Burning ölecek. Öldü. Şaka gibi. Şaka gibi. Mecha kullanıldı şimdi. Mushi'den bir stun denemesi gelecek mi diye bakıyorum. Windrun kullanıldı. Mid tower da düştü bu arada. Off dead ulti damage. Zay yakalandı. Zay'ın üzerine öldü. Her şey attılar. Zay öldü. Geri çekilmesi lazım EG'nin. Buyback geldi hemen Zay'dan. What? Abi yok geliyorlar. GG'yi istiyoruz. Biraz toplanıp gelecekler değil mi? Abi ben buyback ekranını açmak istiyorum şu anda. Kimsenin buyback'i yok DK'de. Force Staff stun geldi bu arada. Abi. Artizi de güldü yani bildiğin. Assault Kuras. Assault Kurva.
Burning, ulti mevcut. Geride durması gereken tek karakter şu an Zayı. En geride bak. Positioning diyorum sana hep. İzle de öğren Nejat. En gerilerde Zayı bak. Ben normalde şu anda lili diye. Sen şu an şuradaydın. PPD'nin yanındaydın sen şu anda. Artizi kasıtlı tarıyor. İstiyorlar o Krono'yu. Krono'yu aç diyorlar. Krono'yu aç diyorlar. Zayı geride bekliyor. Açtırmayacak. Zıpladığı an gelecek o Silence. Aç Krono'yu. Zıpla hadi. I dare you diyor. Double dare you diyor. Yok. Bir Silence da Universe'da var. Zıpladığı zaman kesinlikle Silence yiyecek. Zıpladı Silence. Biraz geç geldi. Biraz geç geldi. Önemli değil yine de. Ölmüyor çünkü kimse. BKB'ler açıldı ama kimse ölmüyor. Burning geride gitti. GG. GG geliyor. Büyük bir ihtimalle çok güzel bir gemi geldi yalnız. Double kill almayı başardılar orada. Yeterli olacak mı? Zayı'nın damage'i çok fazla. Zayı'nın damage'i çok fazla. GG abi. Suicide atıldı. GG gelmedi henüz. Ice. Suicide'dan sonra buyback yaptı. Zayı ölecek mi? Mystic Flare. Ölmedi abi. Ölmedi abi. Onun yerine Universe'ı aldılar. İki lane'i de verdiler şu anda. Kabak gibi açık. Kabak gibi açık. Herhalde kasladığım en uzun siege'lerden biriydi. Abi diyor tam bir manyaksın ya demiş. Kim? Katılıyorum. Chat'te gelen bir yorum. Kim için demiş? Abi Zayı tam bir manyaksın ya demiş. Zayı evet, için zaten tam bir manyaksın demiş. Papa 8. Jean Paul. Kıyafetinden de anlaşılacağı üzere. Gidiyor gidiyor yine gidiyor. Gidiyor değil mi? Kazamaz. Verin lan midlane'i. Evet şu anda 98 intelligence var Zayı'nın. 98. Artıyor abi, korkunç derecede artıyor şu anda. Yani bahsettiğim şey bak, fark ettiysen o kadar level geçmesine rağmen Ice'ın en son hatırladığımız manası 970-80 civarı bir şeydi. Yani şu an ola 1115 olmuş. Anlıyor musun demek istediğimi? En fazla o da. Yemiş. Yemiş. Aldığı her intelligence gain'in yarısını Zayı almış, vergi koymuş yani. Bu benim demiş abi. Yapacak hiçbir şey yok. Şu anda vurduğu damage'i görüyorsun. Fıçık fıçık diye çıkardığı damage. 128 vuruyor şu anda. 128 artı 78. Orada gördüğün damage. Uff. He nasıl durduracaklar bu kuşu? Yani ben olsam top lane'e giderim. Dedim ve gidiyorlar. CIA stop. CIA stop please. Şu anda durmaz abi. O kule gider ya. Artizi zaten şu anda iplemiyor fark ettiysen. Şu anda kulenin verdiği damage'i iplemeyecek seviyeye gelmiş bir Draven Knight'tan bahsediyoruz. Tavuk. Curse you, silence. Double curse var üzerinde. Abi. Abi. DK'ye bakar mısın? DK. Biri orada, biri burada. Kimi nerede, kimi kimle? Ice kaldı gerilerde bir tek. Lenim öldü. Ve GG. O zaman şarkı gelir herhalde. Buyur. O zaman şarkı gelir herhalde. Okey.